Değerli izleyiciler, herkese merhaba. Ben yönetim danışmanı Feridun Gündüz. Biliyorsunuz her hafta farklı bir konu ve konukla Vizyoner programında birlikte oluyoruz. Programımız yaklaşık olarak 3 yıl oldu. Bugün de yine çok değerli bir konuğum var. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi İsa Çani. İsa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Tabii özellikle herkese sağlık ve huzur dolu günler diliyoruz. Çünkü ülkemiz için ve dünya için risk olan COVID halen tehdit olmaya devam ediyor ve buradan bir küçük hatırlatma yapalım. Lütfen tüm seyircilerimiz maske kullanmaya, mesafeye dikkat etsin, hijyene dikkat etsin ve de aşılarını mutlaka yaptırsın. Siz aşılarınızı yaptırdınız mı İsa Bey? Ben yaptırdım, evet. Hangi aşılar? Ben BioNTech 2 aşıyı yaptım. Bu dileklerinize katılmamak mümkün değil. Ben bu COVID belasından çok büyük bir acılar çektim. Yakın zamanda babamızı COVID'den kaybettik. Bunun acısını en fazla yaşamış biri olarak ben de aynı dileklere katılıyorum. Özellikle sanki vatandaş biraz bir rehavete kapılmış gibi bu aşılardan dolayı. Özellikle bu hijyen ve maske olaylarına dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Halkımız bu konuda duyarlı olmasını diliyorum. Evet. Çünkü hepimizde o rahatlık oluştu ama baktığımızda günde 200'ün üzerinde insanı kaybediyoruz. Evet. Artık yani yakın çevremizde mesela Mersin'de benim tanıdığım birçok insanın vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Maalesef. Gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Maalesef. Evet sevgili seyirciler, bugünkü konumuzu öncelikle size tanıtmak istiyorum. İsa Çani kimdir? Eğitimi, iş hayatı, ailesi ve hobileri. Mikrofon sizde. Teşekkür ediyorum. Aslında ben kendimi anlatmayı çok beceremiyorum ama kısaca değineyim. 90'lı yıllarda Mersin'e taşındık. Mersin'de ilk etapta bir akaryakıt istasyonu, petrolle iştigal ettik, akaryakıt istasyonu kurduk. Ondan sonra birkaç sene işlettikten sonra bu Türk'ü Cumhuriyetleri bağımsızlığını kazandıktan sonra oraya bir dış ticaret hacmi bayağı gelişti. Biz o dönemde bir nakliye şirketi kurduk. Özellikle Türk'ü Cumhuriyetlere olan o ihracatın çok yoğun olduğu dönemde taşımaya başladık. Ondan sonra böyle devam ettirdik. Şu anda bir aile şirketimiz var. 8 kardeşiz. 3 kız, 5 erkek. Ailenin en büyüğü benim. 5 adet lojistik firmamız var. Nakliye firması. Yaklaşık bünyemizde 200 araç çalıştırıyoruz. Bunun taşımayı özellikle Mersin, İtalya, Trieste, Roro hattını kullanarak oradan bütün Avrupa'ya taşıma yapıyoruz. Ayrıca bir sigorta şirketimiz var ve akaryakıt istasyonu işletiyoruz kardeşlerimizden beraber. Evet, peki tarımla falan bir ilginiz var mı? Yani aslında insanların hobisi, hobiyi sordunuz, hobisi değişebiliyor. Benim şu an en büyük hobim, benim bir narenciye bahçelerim var. Gidip orada böyle iş çıkışında bir iki tur attım mı bütün stresimi atıyorum. Böyle çok rahatlıyorum. Yani benim şu anda en büyük hobim o diyebiliriz. Evet. Bu bahsettiğiniz yer bizde misafir ettiğiniz Bozon köyündeki yer. Aynen. Aynen çok öyle. Güzeldi gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bekleriz her zaman tabii. Sağ olun, bizi ağırlamışsınız. Gerçekten insan toprağa deyince değil mi? Vücuttaki kötü enerji gidiyor, elektrik gidiyor. Hiçbir stres kalmıyor yine. Evet, onun için buradan herkese tavsiye ederim. Toprakla temas edin. Aynen öyle. Ziraat mühendislerimiz başta olmak üzere. Çünkü bazen Türkiye'deki birçok eğitim biliyorsunuz böyle teorik geçiyor. Hani herkes masa başında eğitimleri görüyor okulda. Sonra sahaya çıkınca çuvallıyoruz. Aynen öyle. Dolayısıyla biraz daha sahaya çıkmak lazım. Bütün ziraat mühendislerini toprakla buluşmaya davet ediyoruz. Kesinlikle. Evet. Evet İsa Bey, Mersin'de iş yaşamımızla ilgili kısa bir giriş yaptık. Şimdi lojistik sektörü içindesiniz, anlattınız. Tabii Mersin'in önemini de biliyoruz. Sizce sizin bakış açınızda Mersin neden lojistikte bu kadar önemli bir nokta haline geldi? Nedir Mersin'i farklı kılan? Feridun Bey, şimdi bir kere Mersin Türkiye'deki lojistik firmaların dolayısıyla araç filosunda %17'si 16-17 civarında bizim araştırmalarımıza göre Mersin'de ikamet ediyor. Mersin lojistikte hakikaten çok önemli bir kent. Yani araştırmalara göre Mersin, Türkiye'nin %8'i bu sektörden geçiniyor.
Ama bu Mersin'de belki %30'un üzerindedir bu sektörden geçinen. O yüzden Mersin lojistik anlamda çok önemli bir kent. Yani bunu bizim Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı her fırsatta söylüyor. Diyor ki ya işte Ankara başkentse, İstanbul ekonominin başkenti ise, işte Antalya turizmin başkenti ise, Mersin de lojistiğin başkentidir. Şimdi lojistik Mersin için neden önemli? Yani izin verirseniz ben kısaca bir lojistikten tabii, bahsedeyim. Tabii. Şimdi bir kere 2020 yılında 25 milyar dolar bir döviz girdisi sağladı lojistik. Yani turizmden sonraydı. Bu pandemiden dolayı turizmi de geçti. Bir kere çok büyük bir kente büyük bir katkımız var. Yani lojistik firmalar olarak. Şimdi lojistik niye önemli dersen, bir kere istihdamı çok fazla. Ayrıca biz bu ülkeye büyük bir katkı yaptığımızı düşünüyoruz. Yani sadece bu ülkenin ihracatını ve ithalatını taşımıyoruz. Transit yüklerinin çoğunu taşıyoruz. Yani evet. İspanya'dan İran'a taşıma yapıyoruz. İşte Norveç'ten, İsveç'ten Irak'a taşıyoruz. Yani bu transit bir taşıma oluyor. Evet. Bu dolayısıyla bu navlular otomatikmen bu ülkeye bir katkı olarak geliyor. Doğru. Yani bizim lojistikte Mersin'de niye önde? Bir kere Mersin limanıyla çok önemli bir şehir. Şehir. Yani Mersin'in varoluşunun en büyük nedeni limandır. Doğru. Liman şimdi liman yani bu bizim yetkilileri ziyaret ettiğimizde kendilerinin ifadesi diyor ki biz şu an mevcut yüklerin %50 civarında hatta 47 dendi de %50 civarında bir ihtiyaca talebe cevap verebiliyoruz. Evet. Şimdi bu ki limanın fiyatları çok fahiş. Yani evet. Çok yüksek bu bütün ülke limanlarının çok çok üzerinde. Buna rağmen Mersin'e çok büyük bir talep var. Bu Mersin'e talebi aslında yani %100'ün 50'sini karşılayacak bir liman yerine bu %100'ü %200'e çıkarma imkanımız var. Dolayısıyla bu liman yetersiz kalıyor. Bu kentte yani yetersiz kalıyor. Bunu biz nasıl arttırabiliriz? Bu kente nasıl bir katkı yapabiliriz derseniz bir kere ikinci limanı mutlaka ivedilikle yapmamız lazım. İkinci liman bu kent için çok çok önemlidir. Bu mevcut hani %50'sine cevap veren liman geri kalan %50'sinin 15-20'sini hadi diyelim ki komşu illerdeki limanlara kayıyor ama geri kalan %30'luk bölümü başka ülke limanlarına kayıyor. Tabii. Yani Basra'da mesela İran Basra kentinde buranın fiyatlarının yüksek oluşu zamanın çok uzun olması, gecikmesinden dolayı oraya bir liman kuruldu. Bir hat açıldı. Hı hı. Şimdi o hat, insanlar o hatta alıştı. Gidiyor Basra'dan yükünü boşaltıyor. 3 gün sonra veya 2 gün sonra adresine ulaşıyor. Dolayısıyla bunlar bizi etkiliyor. Bunların bizim bunlara bu fırsatı vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Onun için de ciddi bir şekilde bir liman yatırımı. Mutlaka Mersin'e bir liman yatırımının olması lazım. Peki bu bahsettiğiniz bir ara Ulaştırma Bakanlığı'nın yapacağını söylediği 1 milyar 350 milyon euroluk büyük bir yatırım vardı. Ana konteyner liman. Ondan mı bahsediyorsunuz? Evet. Kesinlikle ondan evet. Bahsediyoruz. Hatta yani biz oda olarak da bunun üzerinde çok duruyoruz. Yani Mersin'in özellikle bu liman için iyi bir lobi oluşturup bu liman ivedilikle yapılması lazım. Çünkü bu kente çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Peki bir ara 10. kalkınma planında Mersin olarak geçiyordu. Daha sonra 11. kalkınma planında Doğu Akdeniz'de bir liman diye bahsedildi. Aynen öyle. Şimdi aslında 9 ve 10'da Mersin limanı olarak 9. ve 10. kalkınma planlarında Mersin limanı olarak işaretlendi. Ama nedense ondan sonra hem yatırım planlarından çıkarıldı. Hem ismi değiştirildi. Yani Doğu Akdeniz'de bir liman olarak işaretlendi. Yani bu limanın Mersin'e
yapılması ve özellikle isminin tekrar Mersin olarak düzeltilmesini istiyoruz. Biz bununla ilgili bir meclis kararı da aldık. Evet. Acaba burada bizim Mersin milletvekilleri yeterince aktif çalışmadılar mı? Çünkü belki diğer illerin bir hamlesi olmuştur. Ne dersiniz burada? Feridun Bey, diğer illerin bir hamlesi olduğunu düşünmüyorum. Belki biz iyi bir lobi oluşturmadık. Onu düşünüyorum. Yani biz münferit isteklerle bir yere ulaşamayız. Bütün Mersin kamuoyu, yani milletvekillerinden, STK'larından, belediye başkanlarından falan hepsinden beklentimiz bir araya gelip ciddi bir lobi oluşturmaktır. Evet. Yani bunun böyle başarıya ulaşacağını düşünüyorum. Evet. Peki. Uluslararası Çukurova Havalimanı'na gelmek istiyorum. Biliyorsunuz kentimiz için bu çok önemli. Yıllardır konuşuluyor. En son sizin de oda olarak bir ziyaretiniz oldu bildiğim kadarıyla. Bu konuda ne demek istersiniz? Yani ne durumda şu an Uluslararası Havalimanı? Şimdi aslında Çukurova Havalimanı bölgemiz için çok önemli. Yani yolcu taşımadan ziyade yük taşıması da olacak. Yani biz şu anda hava yollarından yük özellikle saatli yük taşıyamıyoruz. Evet. Bunu aktarmalı gittiği zaman bozulma oranı yüksek. Yükseliyor. Direkt hedefe ulaşmak için belki 2-3 saatte buradan ulaştırma imkanımız olacak. Yani bizim dış ticaretimize de çok olumlu etki yapacağını düşünüyorum. Bizim geçen aynı bu yapıyı üstlenen ve daha bitirdikten sonra da işletecek firmanın sahibi, aynı zamanda bizim Çerkezköy Ticaret Odası Başkanı. Biz geçen ziyaret ettiğimizde yani gerçekten de iyi bir umut verdi. Daha önce bu havalimanı işletmelerinde tecrübesi olan bir arkadaşımız. Bu hatta biz oda olarak ortak kardeş protokolü de imzaladık. Yani biz odayla kardeş oda olduk. Bu ben şahsen bundan umutluyum. Yani bu sefer çok ciddi yaklaşıldığını ve çok ciddi çalışma olduğunu, 2022-29 Ekim'de de açılışı planladığını ben gözlemlediğim, yani bitirebilecek ve o tarihte de açılışını yapabilecek potansiyelde bir firma. Evet. Daha önceki tecrübeleri de var. Onda problem olacağını sanmıyorum. Evet, inşallah. Zaten sanıyorum altyapının %95'i kadar, üst yapının %45 kısmının bittiği söyleniyor. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla az kaldı. Ve az kaldı. Diyorum. Yani evet. Bir problem olacağını evet. sanmıyorum. Tabii turizm faaliyetlerine de büyük katkısı olacak değil mi? Kesinlikle. O zaman turistler geldiği zaman. Şimdi Feridun Bey, yani 325 kilometre sahili olan tek iliz belki de Türkiye'de. Evet. Doğru. Turizmde hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum. Yani şimdi bu Çeşmeli Taşucu Otobanı da çok büyük etkisi Hı-hı. vardır. Yani o da bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim turizmde bir atak yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz oda olarak, yani odanın öncülüğünde bir turizm alanı işaretledik. Onunla ilgili bir şirket kurma çalışmalarımız da daha evet. devam ediyor. Henüz bitmiş değil. Ufak tefek problemler çıktı. Ama inşallah en kısa zamanda da onu da bitirmeyi düşünüyoruz, hedefliyoruz. Evet. Böyle turizm sektörüne girmiş olacaksınız inşallah. Ya inşallah biz de bir hisse almayı düşünüyoruz şirket olarak. Peki bu ortak iş yapma kültürü konusunda Türkiye'de biraz böyle sıkıntılar var. Hatta genelde böyle insanların birbirine güveninin çok düşük olduğu, %8'lere düştüğü söyleniyor. Kesin, aynen. Ne diyorsunuz bu konuda? Yani biz niye ortak iş yapamıyoruz? Ya şimdi biraz aile şirketlerinde de öyledir. Yani bir bakıyorsun 3-5 kardeş hep birbirinden ayrılarak iş yapmaya çalışıyor. Bu ortak iş, beraber iş yapma kültürü oluşmadı. Yani bunu belki hükümetlerimizin bir öncülük yapıp bir teşvik etme imkanı olabilir. Aslında bu çok önemli bir konu. Beraber hareket etme kültürü çok önemli. Evet. Bunu gerçekleştirmemiz lazım. Çünkü mesela benim bir lojistik konusunda doğayan bir dostum var, Atilla Yıldız Sekin. O bir ara anlatmıştı, Amerika'ya gitmiş. Mesela Amerika'da diyor ki, orada bir lojistik firması dediğiniz zaman, bir uluslararası taşımacılık firması, mesela 5000 tırı var diyor. Aynen öyle. Türkiye'ye gelsek diyor, en büyük firmanın kaç tırı var? 500 tırı var diyor. Var, 5000 tırı olan firmalarımız da var, evet, evet İstanbul'da. Yani, evet. Ama
Yani orada diyor, çok ölçekler nadir. Böyle diyor. Yani burada ölçeklerin küçük olması aslında sermaye küçük. Bir de işte küçük olsun benim olsun felsefesi var. Yıkmak lazım. Aslında bence bu hükümetler kadar, hükümetlerine vereceği teşvikler kadar işin sosyolojik, psikolojik boyutunu da incelemek lazım. Yani insanların birbirine güvenini artırmak lazım. Kesinlikle öyle. Yani bir ülkede insanlar birbirine güvenmezse ortak iş de yapamıyor yani. Ya bu güven oranı dediğiniz gibi %8'e düşmesi aslında bir handikap. Yani bunun insanların, toplumların, hatta yani bu aile bireylerinde de öyle. Birbirine evet. güvenin azalması bu her şeyi etkiliyor. Evet. Güvenin arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, bu konuda evet. Ciddi çalışma yapması lazım. Kesinlikle. Evet, İsa Bey, ben özellikle bir konuda sizi kutlamak istiyorum. Çünkü lojistik sektörü içinde uzun süredir faaliyet gösteriyorsunuz ama yakın tarihte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Mersin'de ağırladınız. Evet. Ve çok güzel geçti. Ulusal Kesinlikle. Kamuoyunda büyük olumlu tepkiler gördü. Biraz paylaşmak ister misiniz? Şimdi olay şöyle gelişti Feridun Bey. Sayın Kılıçdaroğlu bir Mersin ziyareti oldu bundan 4-5 ay önce. Sektöre bazı bir yaklaşık 10 kişiyle bir görüşme talebinde bulundu. Onların içinde ben de vardım. Oturduk, sohbet ettik. Yani bayağı da zaman ayırdı. Ben de lojistik sektörünün sorunlarını dile getirdim. Anlattım tek tek. Ya dedi ki, İsa Bey, sizin bu sorunlarınız böyle bir ayaküstü çözülecek sorunlar değil dedi. Çok doğru. Ben dedi özellikle sırf lojistik sektörü için bir günümü ayıracağım ve geleceğim, sizi tek tek dinleyeceğim dedi. Ve sağ olsun sözünü de tuttu. 2-3 ay sonra neydi? Yani bir 2 ay civarından sonra geldi. Orada pek tek şoföründen, firma sahibinden, kamyoncusunu, iş nakliyesi, uluslararası hepsinin tek tek sorunlarını dinledi ve dedi ki, zaten çoğunu biliyordu. Bize bazıları kendi anlattı, bilmediklerini de biz anlattık. Dedi ki, ben bu sorunlarınızı, yani kısmet olursa, hükümete gelirsem, iktidara gelirsem bir yılda çözerim. Ama şimdiden ben bu sorunlarınızı çözmek için uğraş vereceğim. Elimden geleni yapacağım dedi. Bunu sağ olsun grup toplantısında da dile getirdi. Sık sık lojistiğin önemini, lojistiğin bu ülkeye katkılarını hep dile getiriyor. Bu konuda yani ben o günde moderatörlüğü yapıyordum. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun oradaki bir tır garajında gelip böyle saatlerce bizi dinlemesi, böyle her şeyi tek tek not alması bizim için bir milat olduğunu söyledim. Hakikaten bu sektöre bakış açısı değişecektir. Çünkü bu sektör hakikaten artık eskisi gibi bir kamyoncu mantığıyla yürütülmüyor. Tabii. Yani bizim çok iyi profesyonel kadrolarımız var. Yabancı dil bilen, hatta 2-3 dil bilen personellerimiz var. Biz bu işi çok ciddi yapıyoruz. Belki de Avrupa'da yani böyle hazır olan tek sektör, Avrupa Birliği'ne hazır olan tek sektör diyebiliriz. Çünkü sürekli Avrupa iş yapıyorsunuz. En son teknolojiyi kullanıyoruz. Bu yeşil mutabakat diye bir sektörel evet. bir çalışma var. Yani ona hazır olan belki tek sektörüz. Çünkü biz hep kendimizi yeniliyoruz. Avrupa uyumlu hale getiriyoruz. Belki Avrupa bu araçları bize belki satmak için de yapıyor olabilir ama biz sürekli kendimizi yeniliyoruz. Niye yenilemek zorunda kalıyoruz? Diyor ki Euro 5'te ülkemde Euro 5'ten geçersen şu belgeyi vereyim. Kısıtlı belge veriyor ama Euro 6 belgesini alırsan daha rahat geçersin veya otobanı daha ucuz bir maliyetle geçersin falan. Bu tür Disipli teşvikleri ediyor. Var. Bizi her zaman yenilemeye teşvik ediyor evet, ve o konuda çok iyi durumdayız sektör olarak. Evet. Peki, şimdi tabii bir ana muhalefet partisi liderinin Mersin'e gelip lojistik sektörüyle ilgili böyle bir toplantıya katılması çok güzel. Kendisine Müthiş. Teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Ulaştırma Bakanımızın da, şu an aktif görevde olan Ulaştırma Bakanımızın da eminim ki Mersin hakkında bilgisi vardır. Aslında evet. onu da böyle bir toplantıya davet edip bir çalışma yapsa güzel olmaz yani mı? Yani çok güzel olur aslında. Sayın Bakan ziyaret etti Mersin'de, iki defa Mersin'i ziyaret etti. Görüşme imkanı bulamadık ama inşallah bundan sonra evet. böyle bir toplantıya önderlik yapmak
isterse biz her zaman hazırız sorunlarımızı iletmeye. Hatta Feridun Bey, bizim sorunlarımız çok büyük sorunlar değil. Yani şimdi bizim sorunlarımız böyle bir telefonla halledilebilecek, böyle çok büyük maliyet veya bir teşvik isteyen bir sorun değil. Şimdi biz Azerbaycan'a taşıma yapıyoruz misal. Azerbaycan dünyada hiçbir ülkeden almadığı geçiş ücretini Türk araçlarından alıyor. Yani ki iki devlet tek millet dediğimiz kardeş ülke dediğimiz Azerbaycan bize bunları yapıyor. Kazakistan bugün Kazakistan diyor ki benim üzerimden veya bana gelen taşımaları ancak gemiyle Roro üzerinden gelebilirsin. O şart koşuyor. Yani ya Rusya üzerinden dönüp geleyim, maliyetim çok daha düşüyor, yok diyor. Ancak bana Roro üzerinden gelebilirsin. Ben sana verdiğim geçiş belgesi öyle kullanabiliyorsun diyor. Bu da bizim maliyetlerimizi yükselten. 2500 euro artıyor. 2500 dolar. Şimdi ya bu sorunlar bir telefonla halledilecek bir sorun. Evet. Çok basit, çünkü yani sen niye haksız rekabet uyguluyorsun Türk tırlarına? Bizim o bölgeye çalışan araçlarımızın hepsi şu an garajda çürüyecek. O Davudi yükleri alan firmalar şu an bütün yüklerini yabancı firmalarla taşımak zorunda kalıyor. Çünkü kendisi gitti mi maliyetini kurtarmıyor zaten. O kadar kazancı yok. O yüzden bizim bu sorunlarımız yani çözülmesi çok basit. Kolay. Bir teşvik verir istemiyoruz, bir katkı istemiyoruz. Bize sahip çıkılmasını istiyoruz. Peki bu ve benzeri sorunları çözmek için mesela sizin ulusal düzeyde çalışan UNED'de var mesela. Evet. UNED'de bu bahsettiğiniz bu Azerbaycan ve Kazakistan gibi gerçekten çok kolay çözecek bir sorunu için bir girişimde bulunmadı mı acaba? Ya bulunuyor. Bulunuyor ama sonuç alınmıyor. Yani peki belki de dikkate alınmıyor. Yoksa bulunuyor yani bu sorunların hepsini biliyor. Yani yetkililerimiz de biliyor. Belki de önemsemiyorlar. Halbuki yani bu aslında çok önemli bir konu. Bizim ihracatçılarımız belki yeri geliyor bir tırda 300-500 dolar karla gidiyor. Şimdi bu 450 dolar veya hatta 3. ülke taşıdığın zaman 650 dolar. Bunu almamış olsa belki ihracat kotamız da belki ikiye de katlanabiliyor. Evet, çok artacağını düşünüyorum. Yani bunlar işte önümüzde bir engeldir. İkinci bir engel mesela, şimdi biz daha önceki hükümetlerin bize bir uyguladığı böyle ihracatı ve lojistiği destekleme amaçlı gümrüksüz ve ÖTV'siz gümrük çıkışlarında akaryakıt veriliyordu. Yani şimdi bu akaryakıt sen gidip Yunanistan'dan bir küsür euroları almaktansa gümrüksüz ve ÖTV'siz kendi ülkenden alıyorsun. Şimdi bir ara normal Türkiye'deki fiyatın yarısıydı. Ondan sonra bu el değiştirdi, birkaç el değiştirdi. Sonradan bir firmaya geçti. Odalar Birliği'nin üzerinden bir firmaya geçtiği söyleniyor. Bu taşım yakıtı normal Türkiye'de ÖTV ile KDV ile aldığın fiyatın hemen hemen aynısını alıyorsun. Yani bu şimdi bu maliyetimizi en az 300-400 euro arttırıyor. Evet. Ya bu bir dolayısıyla ihracatı da engelliyor. Tabii. Yani bunlar çok önemli konular. Bizim sektör için çok çok önemli. Bir de diğer bir sorunumuz daha var. Konu açılmışken onu da ileteyim. Tabii. Şimdi bizim trafik sigortası. Konusu, şimdi biz trafik sigortası ülkeyi terk ederken geçersiz hale geliyor. Yani dolayısıyla riski de kalmıyor. Şimdi yurt dışına çıktığın an trafik sigortan geçersiz hale geliyor. Ondan sonra yeşil sigorta diye bir uluslararası çapta bir sigorta o devreye giriyor. Şimdi özellikle bizim İtalya çalışan firmalar biz yeri geliyor 12 ay araçlarımız İtalya'da kalıyor. Çünkü biz buradan trailer gönderiyoruz. O oradaki hep orada kalıyor. Orada gidip geliyor. Buradaki ayrı. Şimdi ben hem trafik sigortası ödüyorum, hem hiçbir yeşil riski olmadan, hem yeşil sigortasını ödüyorum. Bunlar önemli rakamlar. Yani 5-6 bin lira civarında her yıl ekstradan trafik sigortası ödüyorum. Çok gereksiz. Yani 3-4 ay Türkiye'de kalsa bunun riski neyse o kadarını alman lazım.
Geri kalanın indirim yapılması lazım. Yani öneriniz şu mu? Aracın yurt dışına çıktığı anda trafik sigortası geçersiz olduğu için orada süre donsun. Sadece Türkiye'de olduğu sürede zaman işletilsin. Evet. Çok rahat bunun takip sistemi kurulabilir yani. Çok basit. Yani hatta bir sonraki yıl trafik sigortası yapıldığında bu indirim olarak sağlanabilir. Sağlanabiliyor. Evet. Evet, Ulaştırma Bakanlığı ile bunların hepsi çözülebilir ya da ilgili bakanlıklara konuyu aktarırlar. Evet. Yani bu konuda işte bu tür olaylar çok basit konular bunlar. Tabii. Yani işte o zaman sizin daha etkili ve güçlü bir lobi yapmaya ihtiyacınız kesinlikle var. Kesinlikle. Yani. Ya çünkü o yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'nun buraya gelişini biz çok önemsiyoruz. Evet. Aynı şekilde Sayın Ulaştırma Bakanlığı'nın da Mersin'de en kısa sürede bir lojistik konferansı ya da bir kesinlikle toplantı vermesine büyük fayda bekliyoruz. Var bekliyoruz. Yani. İnşallah olur. Evet. O da buna öncülük yapabilir aslında. Aynen öyle. Oda ve belki bizim oda yani herkese beraber açık yapabilir buraya, aslında. Tabii ki buraya gelen bütün yetkililere odamız açık. Yani gereken evet ne varsa sağ olsun başkanımız, yönetimimiz hiçbir konuda esirgemiyor. Evet. Ya bu konuda belki de işte hani etkili olan Mersin'deki AK Parti milletvekillerimiz var. O kanalları kullanarak Ulaştırma Bakanı buraya gelmesi sağlanabilir aslında. Olabilir aslında. Ya da il başkanımız var. Cesim Bey gayet pozitif bir insan. Onlar yönlendirilebilir belki. Değil mi? İnşallah artık yani bizi biraz daha dikkate alırlar. Yani çünkü daha önce geldiğinde görüşme imkanını sağlayamadık. Evet. Buradan da Cesim Bey'e bir çağrı yapalım. Onu bir programa alacağım. İnşallah orada da bunu İnşallah bunu dile getirirseniz evet sevinirim. Tabii bunları yapmak da zaten bakanın görevi ne ki? Aslında aynen öyle. Bakanların görevi toplumda o sektörlerde ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap üretmek. Bunun için hizmet adamı bakanlarımız, öyle değil mi aslında? Aynen o öyle çözemiyorsa belki Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuyu götürecek. Kesinlikle. Oradan öyle çözüm üretecek. Sonuçta bunlar kentin ve ülkenin yararına olan şeyler. Evet, konuğumuz İsa Çağni, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi. Şimdi Mersin için birkaç önemli yatırımdan bahsettik. İşte Uluslararası Çiko Havalimanı çok önemli, ana konteyner limanı çok önemli. Bir üçüncü önemli yatırım da Lojistik Köy. Önce bu lojistik dediğimizde ne anlıyoruz? Lojistik Köy nedir? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi Lojistik Köy'ü nasıl tarif etmemiz gerekiyor? Bir kere iyi bilmemiz lazım. Lojistik köyün anlamı, limanlara gelen yüklerin birçoğunu lojistik köyüne aktarırsın. Orada elleşlemesi, gümrüğünü, maliyeti çok daha düşük olacağı için oraya taşıma imkanı olur. İçinde bankası olacak, gümrüğü olacak, noteri olacak, yani sosyal alanı olacak. Hatta büyük bir tır parkı olacak. Yani bir kere maliyeti çok çok daha düşük olur. Bir kente ne katkısı olur? Bir kere o yol güzergahındaki trafiği engellemiş olacak. Evet. Artı hava kirliliğini engellemiş olacak. Yani bunlar gerçekten evet çok önemli. İkinci bir konu, maliyetler azalacak. Artı bize ne katkısı olacak? Şimdi biz toplu alımlarda çok ciddi indirimler sağlıyoruz. Orada bir kümeleme olacağı için doğru her şeyimizi doğru toplu alacağız. Yani ben kendi şirketime 2015 yılında 150 araç almayı taahhüt ettim. %18 indirim aldım bir tır firmasından. %18 indirim alabiliyorsun ki bunu biz eğer orada bir kümeleme imkanımız olursa biz bunu belki de %20-25 indirimli alabileceğiz. Kesinlikle. Bu sadece tır alımı değil, treyler alımı olur, lastik alımlar olur, yedek parça olur, servis bakımları olur, akaryakıt olur. Yani biz bu lojistik merkezin içine, bunun örneği tabii İtalya'da, İspanya'da çok var. Bunu akaryakıtı çok toptan fiyatlar evet, yani en az %15 indirimli alıp orada üyelerimize verebiliyoruz. Evet. Yani bana göre bu lojistik merkez gecikmiş bir projedir. Hem Mersin için hem ülke için. Bunu bir an önce ivedilikten bunun da yani ikinci limanla beraber yapılması lazım. Bunlar kent için çok çok önemli projelerdir. Evet. Yani aslında bu bahsetmiş olduğumuz 3 tane yatırım Mersin'de olduğunu bir an için düşünüyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Diyorum ki Doğu Akdeniz'in en güzel limanı, en büyük limanı, ana konteyner limanı yapıldı. Uluslararası Çukurova Havalimanı yapıldı. Yanına bir tane de fuar koyduk. Değil mi? O da fuar önemli. Biraz evet fuarda konuşalım. Bir de işte bir şey daha söylemiştik değil mi bunların dışında? Bir de havalimanımız yapıldı. Ana konteyner limanı yapıldı. Bir lojistik merkez yapıldı. Havalimanından dolayı bir problem olacağını sanmıyorum. Yani onu bir artık bir sene sonra kesinlikle fayda bitireceğine evet inanıyorum.
O zaman Mersin tekrar yeniden daha fazla cazibe taşıyan ve yeniden insanların gelip yaşamayı, göç etmeyi tercih ettiği bir hale dönüşebilir mi size yeniden? Kesinlikle. Yani aslında biz ilk Mersin'e taşımadan önce 80 sonları 90'ların başlarında biz ilk Mersin'e gelme amacımız Mersin bir yani Dubai örneği gibi lanse ediliyordu. Serbest bölgenin yeni açılması, Türkiye'de bir ilk serbest bölgesi, işte buranın Türkiye'nin hatta Orta Doğu'nun en yüksek binasının yapılması falan. O zaman Mersin hakikaten çok gözde bir kentti. Ben geldikten sonra da yani 90'dan sonra da burada bir sürü konsolosluklar vardı. Bir sürü bölge müdürlükleri vardı Mersin'de. Şu an yani hepsi yok oldu. Yani aslında Mersin eski önemini, değerini zamanla yitiriyor bana göre. Evet. Belki bu proje bittiği zaman yeniden canlanma şansı olabilir. İnşallah. Yani beklentimiz de o. Evet. Bir de geçen hafta içerisinde biz birkaç yeri ziyaret ettik Mersin Ekonomi Platformu olarak. Bunlardan bir tanesi Solaris projesi. Sevgili Nesim Ekinci kardeşimizin. Bir de Sayın Emir Cüz kardeşimizin de MEFA'nın bir projesi vardı. Nerissa diye bir proje. Burada konut fiyatlarının böyle 4 ile 6 milyon arasında satıldığını gördüm. Bu aslında Mersin'in de bir talep olduğunda bir göstergesi değil mi sizce? Kesinlikle. Mersin çok güzel bir kent, çok gelişen bir kent. Eskiden bir proje yaparken ya işte Mersin bu projeyi kaldırmıyor, bu ancak İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de olsa belki olabilir diye düşünülen projeler, şu an inan Mersin bütün projelere çok rahat ulaşabiliyor, kaldırabiliyor. Yani şimdi biraz da aslında bu yeni şehir bölgesinde bu daire fiyatların böyle çok fahiş derecede artmasının nedeni yeni inşaatların olmayışı, imarların yürürlüğe girmemesinden kaynaklar bence. Evet, bir bölüm birlikte zaten daha henüz onaylanmadığı için yani sıkıntı ondan var. Dolayı yeni inşaat yapılamıyor. Mevcut müteahhitlerimiz de biraz fırsat kullanıyor diyelim. Evet. Ama bu tabii ekonominin kuralı. Arz talep. Kesinlikle arz talep meselesi. Aynen öyle. Arzla fiyat yükseliyor tabii. Evet. Bir de bu lojistik merkez konusunda en son bir ulusal lojistik master plan yapıldı ve bir de bir lojistik koordinasyon kurulu kuruldu. Bunlar aslında olumlu gelişmeler değil mi Türkiye açısından? Ama işte takip mi edilmedi bilmiyorum. Ondan sonra rafa kaldırıldı. Şimdi bunu inşallah tekrardan canlandırmayı düşünüyoruz. Biz hatta oda olarak bir lojistik komitesini, lojistik köy komitesini kurmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda işte onu kuracağız. Tekrar lobilere başlayacağız. Yani belki bizim hani limanla ilgili çok fazla gücümüz olmayabilir. Ama lojistik köy için ciddi bir çalışmamız var. Biz oda olarak da limanla ilgili yani limanın tekrar Mersin'de yapılması ve isminin de Mersin Konteyner Aktarma Limanı olması konusunda bir meclis kararı aldık geçen meclis toplantımızda. Yani inşallah biz elimizden oda olarak elimizden geleni yapıyoruz. Peki Türkiye'nin değişik yerlerinde lojistik köye ihtiyaç olduğu konusunda bir karar çıktı aslında ulusal lojistik master planında. Sanıyorum lojistik koordinasyon kurulu da bu amaçla kuruldu bunların hayata aktarılması için ama mesela ilk lojistik köyün Mersin'de yapılması neden önemli? Yani yapılması için lobi çalışmalarımızı devam ettireceğiz elimizden geldiği kadar ki zaten hak eden bir şehir. Neden dediğimiz anlamı şu taşıyor. Yani bir kere dedim ya Türkiye'deki lojistik firmaların dolayısıyla araç filosunda %16-17 civarında Mersin'de. Evet. Yani Mersin lojistik anlamda çok önemli bir kent. Transit geçiş noktasındayız aynı zamanda. Transit geçiş noktası, işte limanı. Limanımız var falan. Her şey uygun aslında. Yani aslında lojistik merkezi sadece Mersin firmaları istemiyor. Geçen işte daha önce tek gemiyle Roro Tidyes'te hattı çalışırken ikiye çıkarıldı. Şimdi geçen Lasman toplantısı vardı. Üçe çıkarıldı. O Lasman toplantısına bizim Hatay'dan, Antep'ten, Kayseri'den çok önde gelen firmalarımız katıldı. Bunların hepsi diyor ki biz lojistik merkezi kendi illerimize istemiyoruz. Biz lojistik merkezi Mersin'e istiyoruz. Çünkü burada olursa çok daha verimli olur. Maliyetler düşük. Maliyetler düşük. Biz gereken ne varsa hazırız diyor. Yani çok önde gelen firma. Maddi manevi ne gerekiyorsa biz hazırız. Yani ortak olmaya hazırız deniliyor. Ya o zaman merkezi hükümetten bu konuda bir onay çıkarsa ve Mersin onaylanırsa
O zaman finansman konusunda bir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntımız yani yok finansman konusunda. Özellikle hani Antep, Kayseri, Konya, Mersin'den beslenen kentler sanayileri çok güçlü ama ihracat ve ithalata kapı burası. Değil mi? Dolayısıyla burada evet. Bu yatırma yani lojistik köyü finanse edecek bir ortaklık modeli de oluşturulabilir. Kesinlikle finans konusunda bizim tek problemimiz yer konusu. Evet. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bu yönde bir çalışması var. Yer problemimiz var. Bunu bulabilirsek hiç başka bir lojistik köyle ilgili hiçbir problemimiz yok. Haziran arası da olabilir belki olursa. Yani, zaten biz bu konuda bir Mersin lojistik master planı hazırlamıştık yıllar önce. Orada mesela aşağı yukarı bir 3000 dönümlük arazi, hatta daha sonra da daha da genişleyecek bir araziye ihtiyaç var. Onu sanki o SEBE'ye mi verildi diye bir duyumlar aldım o zaman. Ya, o zaman 8 tane alternatif üzerinde çalışmıştık biz. Ama tabii bu iki bakanlık arasındaki uzlaşmazlık nedeniyle askıya alındı. O planların hepsi var MTSO'da. Zaten MTSO evet. Ve Deniz Ticaret Odası bir de Dış Ticaret Müsteşarlığı desteklemişti projeyi. Birçok veri var aslında. Mersin'de bir de şöyle bir sıkıntı var. Aslında birçok bilgi var ama o bilgiler yeniden üretilmeye çalışılıyor. Yani aslında bir bilgi merkezinin de olması lazım aslında, Mersin'de. Aslında Feridun Bey biz biraz bir öz eleştiri de yapmamız gerekiyor. Biz biraz tembeliz. Bunu kabul etmemiz lazım. Bugün Kayseri OSB'lerinden 6-7 milyar dolarlık bir ihracat yapılıyor. Maraş'tan 3-4 milyar. Antep 6 milyar dolar. Antep 8'i zorluyor. Zorluyorsun öyle mi? Antep 8'e çıktı. Yani ben geçen ay Antep'e gittim ya hayran kaldım abi. Her tarafta sanayi. Fabrika, sanayi. Yani biz biraz o konuda tembeliz. Bir ara tekstil Antep'te böyle bir sıkıntıya girdi. Yani ihracatı azaldı. Böyle bir problemler yaşandı. Hı hı. Hemen ikinci bir alternatif. Hatta biz geçen bir buçuk sene önce fuarına gittik. Ayakkabı üretiyor. Ayakkabı fuarına gittik. Rıfat Bey falan da gelmişti. Ayakkabıyı bütün dünya ihraç ediyor. Ve çok kaliteli kaliteli ve ucuz ayakkabı. Evet. Adam İtalya'ya bile buradan gönderiyor. Belki gidiyor orada kendi İtalyan 100 liralık ayakkabıya kendi markasını vuruyor. 5000 liraya satıyor. Yani böyle marka vurup Rusya'ya işte bütün dünya ülkelerine ayakkabı ihraç ediyor. Yani çalışkan bir millet. Antep'leri kutluyoruz. Hep kendini geliştiriyor. Aslında Mersin'de bu konuda demografi yapısını incelediğimizde Mersin nüfusunun %60'ını başta Güney ve Güneydoğu bölgesi olmak üzere gelen hemşehrilerimiz oluşturuyor. Kesinlikle. Evet. Aslında bu bir zenginlik değil mi sizce? Yani burada da o ya hamle yapılabilir. Aslında Mersin başlı başına bir mozaik. Yani bütün Türkiye'yi gezmene gerek yok. Bütün Türkiye Mersin'de toplanmış zaten. Yani hatta bütün kültürler, bütün yani bu Mersin'de yaşamayan hiçbir ilden kimse yok. Yok. Evet. Bütün illerden Mersin'de mutlaka yaşayan vardır. Mersin önemli bir kent. Bir de ya yani OSB dedik. Şimdi Antep'teki OSB'ler. Şimdi OSB'ler biraz daha bence desteklenmeli. Ve hatta OSB sırf ihracata yönelik olması lazım. Bak yani ya ihracata yönelik olacak veya ithalatı engelleyecek bir üretim yapması lazım. Evet. O sebenin asli görevinin bu olması lazım. Belki ihtisaslaşması lazım. Ondan dolayı bir artı destek de alması lazım. Evet. Geçen biliyorsunuz belki TÜO OSB kuruldu evet. Tarımsal. Evet. Yani ben Başkanı Gül Hanım bir toplantıda katıldım. Böyle ilk yıl hedefimiz 250 milyon dolarlık ihracat dedi. Ben hakikaten çok mutlu oldum. Bak, yani bir hedef koyuyor en azından. Tabii. 250 milyon. Bunu artırılması lazım. Yani o sebeplerin aslında kurulma nedeninin bu olması lazım. İhracata yönelik ve ithalatı engelleyebilecek bir ürünün üretilmesi tabii. Gerekiyor. Aslında hükümetin bu konuda güzel çalışmalar olduğu zaman zaman, özellikle hani bu İthalatı engellemek için Türkiye'de eğer o ürünün üretme şansı varsa ya da yatırım yaparak üretilecekse çok teşvikler geldi ona. Ama bunun daha da geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani. Evet. Hatta ciddi bir teşvik de verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten Türkiye Cumhuriyeti gibi 82 milyon nüfusu olan bu kadar güzel bir coğrafyada bizim yani yılda şu an herhalde 200 küsur milyar dolara çıktı ihracatımız değil mi? Evet. Uzun zaman sonra. Yani çok düşük bir rakam bu gerçekten. Çünkü Türkiye bir ara önüne biliyorsunuz 2023'te 500 milyar dolar hedefini koymuştu ama çok gerisinde kaldık. Biz yaklaşık bir 10 yıl önceydi. Bizim de ben o zaman Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nde yönetim kurulu üyesiydim. Bizim hedefimiz, lojistik geliri hedefimiz 50 milyar dolardı. İşte 500 milyar dolarda.
%10'u açık kaldı. İhracat hedefi vardı. Ama bunu gerçekleştiremedik. Sonradan hedefi düştü. Yani 2023 hedefimizdi. Düşürdük. Bunda bence yani yetkililerin de biraz hatası var. Bir de yani ihracatı ya hani böyle hakikaten yaptığın ihracatın %100'ü yerli mi? Tabii. Yerli üretim mi şimdi? O da katma var. Katma değerli yani, üretim mi? Katma değerli mi? Yani şimdi tabii. Bak bizim mesela lojistik gelirimiz gerçek gelir. Yani o gelir direkt o döviz ülkeye geliyor. Ama şimdi sen otomotiv ihracatı diyorsun 30 milyara ulaştı. Evet. Onun zaten 29 yani, milyarı evet. ithalattır. Yani tabii, getiriyorsun tabii. burada monte ediyorsun, gönderiyorsun evet. diyorsun 30 milyar. Evet. Ülkeye fazla bir katkısı yok. Kârlık da yüksek değil o zaman. Kârlık evet. da düşük. Çünkü dövize bağlı alıyorsun o ithal ürünleri. Aynen öyle. Evet. Yani o yüzden bir tek istihdamı etkiliyor. Yani bir istihdama bir katkısı kesinlikle. Oluyor. Evet. Bir de katma değerli ürün ihracatımız da %1,5 civarında seyrediyor hala. Ya da kilo başı ihracatımız da değeri yani 1,5 dolar civarında. Bunların da arttırılması lazım değil mi yani? Onunla ilgili aslında geçen Kılıçdaroğlu geldiğinde dedi biz Mersin onun için merkez olarak düşünüyoruz. Getireceğiz dedi. Hatta bir Hakkari örneği verdi dedi. Biz oradan dedi ham maddeyi getireceğiz. Burada işletip yurt dışına göndereceğiz. Yani dedi biz böyle katma değeri düşük ürünler göndermeyeceğiz. İşletip ciddi fiyatlara göndermeyi düşünüyoruz. Çip üretelim, çip İsa Bey. Yani kesinlikle çok önemli. Bak teknoloji aslında bu ülkemiz için çok önemli. Belki evet. Soruları biraz dağıttık ama evet, şimdi yok, teknoloji üretimi biz aslında ithalatından ziyade teknoloji üretip, kendimiz üretip ihraç etmemiz gerekiyor. Tabii. Bu konuda geçen iki gün önce teknoparkları da biz oda olarak başkanımızla çok destekliyor. Evet. Bir girişimci bir arkadaşımız geldi. Antivirüs üretiyor. Bilgehan, evet. Antivirüs diyor. O kadar mutlu etti ki bizi. Ya başkan dedi ki senin ne eksiğin varsa biz her zaman yanındayız. Hatta dedi ben özellikle haftada bir iki gün gelip ziyaret edeceğim sizleri evet. dedi. Çok moral çok önemli. Yani şimdi evet. dedi ki yarın öbür gün çok büyük bir kuruluş senin bu firmanı gelir çok ciddi paralar verir. Senin hayatını kurtarabilecek paralar teklif eder. Senden bu şirkete alabilir evet. dedi. Ona mahal verme dedi. Yani biraz biz bu teknoloji iletmemize gerek var. Bunu ya ülke olarak katkı yapmamız lazım. Ülkenin de bunu teşvik etmesi lazım. Yani bu beyin göçünü mutlaka bir şekilde engellememiz evet. lazım. Evet. Mersin Teknoparkı gerçekten Özgür Hanım'ın liderliğinde çok uzun yıllardır çalışıyor biliyorsunuz. Evet. Ayrıca Bilgehan ve diğer bir ekiple beraber yani ben takdir ettim. Çok güzel bir proje. Evet. Ve dünyada ilk 30'a girmiş evet. firmamız. Aslında orada tabii çok da başarılı olan başka şirketlerimiz de var. Biz onlarla beraber bir Tayland gezisi yapmıştık. Orada teknoloji konusunda işbirliği konuları görüşülmüştü. Ben de ekipteki üyelerin birçoğunu tanıyorum. Gerçekten o gençler çok girişimci. Teknoparkı Mersin'de görmeyen çok insan vardır, gençlerimiz vardır. Mersin Üniversitesi'nin içerisinde orayı ziyaret etmelerini de özellikle tavsiye ederim burada. Kesinlikle. Özellikle bilişim konusunda çalışmak isteyen gençlere orada aynen imkanlar öyle. Da var. Ya bilişim çok önemli. Evet. Bir de gençler ben, de çok meraklı. Evet. Bir arada İsa Bey merak ediyorum. Mesela şeyde ticaret ve sanat odasının giriş katında sol tarafta böyle yeni bir şey, bir yatırım yaptınız siz orada. Evet. O nedir biraz bahsetmek istiyorum. Ya teknoloji girişimi ben o konuya çok vakıf değilim aslında. Bana anlatıldı da ben çok vakıf değilim o konuya. Biz o yatırımı yurt dışı kaynaklı yaptık hepsi. Yani proje Avrupa Birliği projesi Avrupa herhalde. Avrupa Birliği projesinden aldık. Çok güzel uygulamalar var. İnşallah onunla ilgili bir gün ziyaret ederseniz evet, evet. bizim Fevzi Bey size tek tek anlatır ne yaptıklarını. Hatta programı orada yapalım diye düşünüyorum ben. Olabilir çok çünkü güzel olur. Yani Mersin kamuoyu orayı bilmiyor. Herhalde orası resmi açılış da yapılmadı. Yapılmadı yani. Henüz yapılmadı. Evet. evet. O açılışta ticaret sanayi odasından böyle bir hamle bekliyorduk. Tebrik ediyoruz. Tamam. Evet İsa Bey, dünyada sıklıkla konuşulan kuşaklar var. İşte X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı. Biz tabii biraz daha herhalde ilk kuşaklara giriyoruz. Bu genç kuşak, Z kuşağı için ne diyorsunuz? Bu gençler bizim geleceğimiz ama umutlanalım mı gençler için? Ya gençler bizim hakikaten geleceğimiz. Yani gençler eğitimli ve özellikle ahlaklı. Yani altını çizerek, ahlak çok önemli. Ahlaklı gençleri önemsememiz lazım, sahip çıkmamız lazım. Şimdi gençlerimiz yani tabii teknolojiyi bizden çok
daha iyi kullanan kullandıkları malum. Şimdi X, işte Y, Z falan, yani aslında bu üç kuşağı bir arada çalışan, yani böyle evet. Öyle firmalar bana göre çok daha başarılı oluyor. Yani tabii X, Y grubundan da bilgileri alabiliyor, tecrübelerinden faydalanabiliyor. Yani bu üçü bir arada olduğu zaman çok daha başarılı olacaklarını evet. düşünüyorum. Hı. Tabii gençleri tek başına bırakmamak lazım. Yani gençler bizim ülkenin de umudu. Gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Gençlerimizin ben özellikle bir konuda uyarmak istiyorum Sayın Büyük. Şimdi bizim gençlerimiz bir yabancı marka merakı var. Bu bana göre çok yanlış. Tehlike, evet. Yani şimdi aslında bunu gençlerimize, büyüklerimizin özellikle tek tek izah etmesi lazım. Bak, evet. Bizim de başımızda var. Yani biz de her dediklerini yapmaya çalışıyoruz. Bazılarını engellemeye çalışıyoruz. Senin kardeşin bak çöpte ekmek topluyor. Bak et yemiyor. Hı-hı. Yemek bulamıyor. Sen 6-7 bin liralık ayakkabı istiyorsun. Veya biraz da özentidir. Birbirlerine bakarak işte 2 bin liralık tişört istiyorsun. Bunların aslında yanlış olduğunu. Biz belki de bu ayakkabının yurt dışına giden dövizini tekrar ülkeye kazandırmak için acaba kaç tır limon göndermemiz gerektiğini. Tabii, yani bunları şimdiden gençlere güzelce ne bir anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, israftan yani, kaçınmak lazım. İsraftan evet. Bana göre israftır. Yani az önce Gaziantep örneğini verdim. O kadar güzel ayakkabı üretiyor ki. İnan biz orada fuarda Sayın Başkan'la beraber katılmıştık. Ya dedik bundan birkaç tane alabilir miyiz? Yok dedi abi, perakende satışımız yok. Yani hakikaten çok güzel ayakkabı evet. üretiyor. 100-150 liralık ayakkabı gidiyor yurt dışında. Marka buluyor, geliyor buraya 100 katına satıyor. Yani işte gençlerimizi çok lüks tüketimden kaçındırmamız lazım. Evet. Çünkü hani o ayakkabıyı giyerek, o tişörtü giyerek insan aslında çok fazla kendini toplumda ispat etmeye çalışıyor ama aslında esas olan yanlış. Şey bilgi. Esas evet. olan şey bilgi, kesinlikle. Tecrübe ve iyi ahlak. Hatta yani biraz da şey yapması lazım. Toplum içine girmemesi lazım. Biraz evet. utanması lazım. Evet. Öyle bir durumu aşılamamız lazım. Evet. Yani gençler yerel ürünleri tüketmeyi tercih etmeli. Kesinlikle yerel. Aşırı lükse kaçmaması gerekiyor. Bir de biraz vicdanlı, merhametli olup birçok mağdur ailenin olduğunu, yoksul insanın olduğunu bilmesi lazım. Bilmesi lazım. Yani hani okullarda böyle yerli evet. malı falan haftası oluyor ama pek verimli olmuyor galiba. Evet. Bunu özellikle okullarda da sık sık vurgulanması lazım. Aslında hep denir ya, böyle ileri yaşta olan insanlara ya da gençlere, zaman zaman gidin mezarlıkları gezin, görün ki dünya fanidir. Zaman zaman gidin yoksul semtleri gezin, görün evet. başka hayatlar da vardır. Çöpten ekmek toplayan insanlar olduğu bir ülkede yani 5-6 bin liralık bir ayakkabı ya da işte 10 bin liralık bir elbise giymek büyük bir israf. Büyük bir israf. Yani aslında biz bunu bir şekilde belki ithalatını veya ne bileyim engelleyemiyoruz ama bunu teşvik ederek, anlatarak, ya bunun yanlış olduğunu söyleyerek ikna etmemiz lazım. İnsanlar evet. ona başvurmaması lazım. Yani evet. çocuk giyiyor, öbürü de görüyor, diyor ya işte evet. bak işte bu ayakkabı bu marka giyiyor, ben de evet. istiyorum. Öbürü de istemeye başlıyor. Aslında bunu engellememiz lazım. Yani sosyal adalet ilkelerini uygulamak evet. lazım. Kesinlikle. Bir de merhametli olmak lazım. Yani aynen bence öyle. Değil mi? İyi insanların böyle zor durumda olan insanlara el uzatması lazım. Yani diyelim ki işte 6 bin liralık bir ayakkabı giyiyorsa ama aslında asgari ücret şu an 2800 lira. 2 ay çalışarak bir işçi o paraya ulaşabiliyor. Aynen öyle. Dolayısıyla çocuklar aslında bu konuda kendileri üretip çalışıp o ayakkabı almazlar. Düşün mesela bugün bir genç işe girse alacağı ücret asgari ücret. Biz almayız mesela. Değil mi? Biz almayız. Evet. Yani aslında belki alma hakkı en çok bizdedir. Evet ama çocuklarımız da baba parasıyla alıyorlar. Aynen öyle. Ama kendileri çalışıp aslında sorun yok. Almazlar o zaman. Evet. Bence bu çok önemliydi. Yani gençlerin yerel ürünlere önem vermesi lazım. Peki İsa Bey, 10 dakikalık bir zamanımız kaldı. Aşağı yukarı programımızın sonuna yaklaştık. Merkezi hükümet Mersin'e sizce gereken önemi veriyor mu? Veya hangi konularda veriyor? Çünkü işte biliyorsunuz Mersin çok cazip. Bazı yatırımları konuştuk. Bunlar biraz gecikti. Neden sizce? Yani aslında Mersin, merkezi hükümetin gereken önemi vermediğine dair böyle bir kanaat var. Yani böyle bir algı var. Ya Mersin kamuoyunda böyle bir algı var, siz de daha iyi biliyorsunuz. Evet.
Bazı güzel projeler var ama işte az önce bahsettiğimiz yarım projeler, havaalanından yana bir problemimiz kalmadığını düşünüyorum en kısa zamanda. İşte Çeşmeli Taşucu Otoyolu. Tamam. Bu hakikaten turizm için çok çok önemli bir yol. Bunun mutlaka ivedilikten yapılması lazım. Bunların en önemlisi bana göre kenti böyle uçurabilecek projenin başında ikinci konteyner aktarma limanı geliyor. Evet. Ya Mersin kamuoyu bunun peşini bırakmaması lazım ve mutlaka en kısa zamanda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu Mersin'e çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. Yani biz hani bazen işte ya sadece lojistiğe bir katkı olacak falan gibi görülmemesi lazım. İnan halka nasıl bir katkısı olacaksa bizim lojistiğe, dış ticarete de aynı katkısı olacak. Evet. Peki İsa Bey, şimdi Türkiye'de sanayi yeterince gelişemedi. Yeterince ihracatımız arttırılamadı. Bunun bir temel nedeni de aslında yeterince bilimsel bilgiden faydalanmaması. Dolayısıyla iş gelip dönüp dolaşıp üniversite sanayi işbirliğine zayıf olmasından kaynaklanıyor. Aynen. Diye bir görüş var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya ben sanayi ve üniversite işbirliğini çok önemsiyorum. Hatta biliyorsunuz siz böyle bir grup da oluşturdunuz. Evet. Yeni yeni geliştirmeye çalışıyoruz. Yani sanayi üniversite işbirliği çok önemli. Biz bunu ilerletmemiz lazım. Yani bu olmadan zaten ne teknoloji üretebiliyorsun, tabii, ne marka üretebiliyorsun, kesinlikle, ne dışa açılabiliyorsun. Yani bu işbirliği olmadan, özellikle sanayi ve üniversite işbirliği olmadan hiçbir üretim yapamıyorsun. Yani böyle, evet, teknolojik bir üretim yapamazsın. Bunu önemsiyorum. Bunun gerçekten gelişmesinden yanayız. Evet. Üniversitelerin aslında birçoğunda biliyorsunuz Mersin'de 4 tane üniversitemiz var ve çoğunda da aslında bu tür sanayi ile işbirliğine katkı sağlayacak merkezler var. Tolus Üniversitesi'nin, Mersin Üniversitesi'nin, Tars Üniversitesi, aynen, ve Çağ Üniversitesi'nin. Dolayısıyla orada temas içerisinde olmak lazım. Bir de tabii sanayicilerin de bu işe biraz bütçe ayırması lazım. Çünkü hocalarımız çok değerli, zamanları, kesinlikle, çok kıymetli. Yani. Onlar da gelip orada bir eğitim veya bir danışmanlık hizmeti verdiği zaman bir katkı sunmak bunu lazım. Bunu aslında yani sanayicilerden ziyade bu hükümetin teşvik etmesi lazım. Değil mi? Yani bu katkı yapması lazım. Bu, evet, bu bir araya getirmek için hükümetin öncülük yapması lazım. Evet. Aslında COSGAP kanalıyla bazı teşvikler ve destekler var. Var ama daha da geliştirilebilir. Geliştirilebilir, belki. Evet. 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 Peki bir de gelelim biraz Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza. Vahap Bey seçileri aşağı yukarı 2,5 sene oldu. Sürenin yarısı bitti. Siz dışarıdan böyle bir bağımsız gözle baktığınız zaman Vahap Seçil liderliğindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden bir iş insanı olarak memnun musunuz? Vallahi ben Vahap Bey'i yani aslında bir tek Vahap Bey değil, Mersin çok şanslı bir dönemi yaşıyor. Bak, başta Vahap Bey olmak üzere alt birimdeki belediyeler, başkanları, STK başkanlarımız, hatta bürokratlarımız, sayın valimiz falan, yani hakikaten çok güzel bir birliktelik var. Bunda, evet, bizim odanın da çok büyük katkısı var. Yani bizim, evet, aslında başkanımız ilk seçildiğinde gazeteciler dedi ki sayın başkan ilk projeniz nedir? Dedi benim ilk projem bu kente birlik, beraberlik, kardeşliği sağlamak. Evet. Hakikaten, evet, çok büyük bir katkıyla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Yani biz odayı hep Hamit Başkan diyor ki ya ben odayı halka açtık diyor. Hakikaten çok kapalı doğru, kutuydu. Doğru bir odayı söz, diyor halka açtık. Doğru. Ya ben Vahap Bey'in çalışmalarını hakikaten takdir ediyorum. Hatta zaman zaman kendisine de söylüyorum. Sen bir taraftan borç ödüyorsun, bir taraftan yatırım yapıyorsun. Ve sınırlı imkan da. Sınırlı imkan. Yani borçlanma verilmiyor. Bunu nasıl gerçekleştirdiğine inan ben bir iş insanı olarak merak ediyorum. Kaç defa da sordum. Ya hakikaten başarılı buluyorum. Tabii bizim alt bilimdeki belediyelerimizin de çok güzel çalışmaları var. Evet. Ya hepsini, Mersin çok şanslı bir dönemini yaşıyor. Evet. Gerçekten ben hepsini takdir ediyorum. Bu konuda çalışmalarını da beğeniyorum. O zaman bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kesinlikle, evet. Emeklerine sağlık. Tabii sadece belediye başkanları değil, onların yardımcıları, orada çalışan memurlar, işler, profesyoneller tabii çalışıyorlar. Evet. Peki İsa Bey, Türkiye'de işsizlik has safhada, özellikle TR62 olarak adlandırılan Mersin, Adana, yani Çukurova bölgesinde işsizlik 2-3 puan daha yüksek. Oo. Ne diyorsunuz, bu işsizliği nasıl önleyeceğiz? Ülkemizin kanayan yarasından nasıl çıkacağız? Ya şimdi işsizliği nasıl önleyeceğiz? İşsizlik bir kere yeni yatırım yapmakla
Önlenebilir. Önlenebilir. Yeni yatırım yapmaya da bu ülkemizin bütçesi yetersiz. Evet. Yani yeterli bir bütçeye sahip değiliz. Belki yeni yatırımlara kaynak ayıramıyoruz. Kaynak arayabilecek durumda olmayabiliriz. Bunun en önemlisi yurt dışından yabancı yatırımcı çekmek. Hı hı. Bundan dolayı da ülkenin bazı ufak tefek problemleri var. Güven problemi var. Yani güven işte adalet problemi var, hukuk problemi var falan. Yani bunları gidermemiz lazım. Yabancı sermaye geldi mi bir sene sonra, 6 ay sonra veya 10 sene sonra o sermayesini çok rahat geri götürebilecek güvenliği vermemiz lazım. Evet. Bunlar ülke için çok önemlidir. Yani başka bir çözümümüz yok bence. Döviz getirebilecek başka alternatifimiz yok. Ya ihracatla getireceksin, ya yabancı sermayeyi çekeceksin. Ya bizim öyle üretip ihraç edebileceğimiz çok büyük bir ihracatımız olmadığına göre yabancı sermayeyi çekmemiz lazım. Evet, bu çok önemli bir tespit. Teşekkür ederim. Bu arada bir de Türkiye'de kadınlar konusunda da bir son bir soru sorayım ben size. Çok sayıda kadın girişimcilerimiz var. Bazı teşvikler de var. Sizin de bu konuda özellikle kadınların iş hayatına girmesi konusunda çaba sarf ettiğinizi kesinlikle biliyorum. Kesinlikle evet. Bir projenizden bahsetmek ister misiniz? Şimdi bu bizim kendi şirketimle Roro şirketi DFDS bir Mersin Tiryest hattına çalışan Roro hattı. Beraber bir projeye ortak olduk. Şimdi kadın girişimcilerimizi teşvik etmek amacıyla bunlar eğer ihracata yönelik bir çalışma yaparlarsa hem taşımasını, kara taşımasını ben firmam olarak ücretsiz taşıyacağım. Kendileri de Roro'yu ücretsiz taşıyacak. Yani biz şimdi kara taşımasını yükleyeceğiz, getireceğiz, Roro'ya bindireceğiz. O Roro ücreti biz ödemeyeceğiz ama biz kara taşımasını da almayacağız. Yani bu yaklaşık ikisinin toplamı 4000 euroya tekabül ediyor. Bir Avrupa taşıması yapıldı takdirde. Ya biz kadın girişimcilerimize bu tür teşviklere ben de bu projeye ortak oldum. Biz onların iş hayatında olmasını istiyoruz. Yani çok başarılı kadınlarımız var. Yani bunu böyle evde oturup işte gün yapmak veya masraf yapmak ne bileyim yani bunların yerine iş hayatına atılmalarını istiyoruz. Evet. O yüzden yani ben özellikle kendi firmamda bu projeye ortak oldum. Evet. Böyle bir çalışmamız da var. Evet, tebrik ediyorum. Kadın girişimcilere duyulur. İhracat yapın, destekler bizden. Yani sizden. Taşımasını tabii belli bir kriterler var. Yani bir yıllık veya bilmiyorum. Yani o kriteri şu an tam hatırlayamıyorum. O kriterlere uyan herkesin yükünü bedava taşıyoruz. Tamam. Sıfır masraf. Çani Uluslararası Taşımacılığa başvursunlar, koşulları öğrensinler. Aynen. Öyle diyelim. Evet, iki son sorum var. Çok hızlı cevap alabilirsem mutlu olurum. Mersin'de 400 bin civarında göçmen var. Türkiye'de 4 milyon civarında Suriyeli ağırlıktan bahsediyorum. Bunların iş dünyası açısından durumu nedir? Burada kaç şirket kurdular? Neler yapıyorlar? Şimdi bunlar, tabii bu göçmenler, yani kendimizi kandırmayalım Ferit Bey. Bunların bir daha geri dönme durumu bana göre çok zor. Ya şimdi istatistiklere göre %10 göçmenlerin %15-20'si geri dönüyor. Bunların da hadi savaştan dolayı diyelim ki geldiler. Belki %50'si gitseler daha yine %50'si bu ülkede kalacak. Çok doğru. Yani şimdi bunlara biz bir kere eğitimi vermemiz lazım. Bunları adapte etmemiz lazım. Bir kere okutmamız lazım. Türkçeyi öğretmemiz lazım. Bunu ülkeye kazandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi kendi kültürüyle burada yaşaması çok zor. Çok zor. Şimdi, uyum sağlaması lazım. Ya ben bazen dikkat ediyorum. Trafikte böyle hatalı kullanan bir arabayı geçtikten sonra bakıyorum Suriyelidir. Şimdi ya biz Arap ülkelerinin kültürünü de az çok biliyoruz. Adam sinyal yakmıyor. Elini camdan çıkarıyor. Böyle sallıyor. Hemen önüne tık giriyor. Yani bazı kuralları bunları kendi kurallarımızı diletmemiz gerekiyor ve öğretmemiz gerekiyor. Evet. Bunu bir daha ülkelerine döneceklerini sanmıyorum. Bizim yaklaşık odamıza kayıtlı 2000 şirket var. 2200 şirket var.
yabancı yani sermayeli. 3500 şirketin 2200 tanesi Suriye kökenli firmalar. Hatta bunların 500 adeti de Türk vatandaşına geçtikten sonra yani Türk firması oldu. Yani normalde 2700 adet Suriye kökenli firmalarımız var. Evet, bayağı Mersin ekonomisine önemli bir yer işgal etmeye başlamışlar. Peki son soruyla programımızı bitirelim. Şimdi Türkiye'de koşulları biliyoruz, zorluklar var ama çok da güzel bir ülke. Yapılan bir istatistikte gençlerin %78'i ben yurt dışında yaşamak isterim diyor. Bu problem nasıl aşılabilir? Neden gençler yurt dışına gitmek istiyor? Gençler biraz da özentidir. Yani yurt dışını görmemiş, bilmiyor. Biraz da belki hani bazı sosyal beklentileri var. Ben şahsen bir sürü ülke gezdim. Bana deseler ki sana çok farklı imkanlar sunarız, sen Türkiye dışında başka bir ülkede yaşar mısın derse ben yaşamam. O yüzden gençlerimiz inan belki de gidip gördükten sonra geri gelecekler. Bunları bir şekilde ülkeyi sevdirmemiz gerekiyor. Bazı imkanları sunmamız gerekiyor. Yani bu gençlerimiz biraz daha olgunlaşırsa bence bu yüzdelik bayağı düşecek diye düşünüyorum. Evet, inşallah. Bu da tabii ülkeyi yönetenlere büyük görev düşüyor. Gençlere yeni kapılar açmaları lazım. Kesinlikle. Özgürlük alanlarını genişletmesi lazım. Demokratikleşmenin sağlanması lazım. Gençlere bir takım finansal imkanlar, girişimcilere imkanlar sağlanması lazım. Değil mi? O durumda gelişir. Kazanmamız lazım. Yani bu beyin göçü engellememiz lazım. Belki tersine yurt dışında yaşayan yetenekli Türkleri de Türkiye'ye çekmek lazım. Olabilir. Tersine. Aslında çoğu geliyor zaten. Geliyor, evet. Yani ben çoğu rastlıyorum. Adam yurt dışında robot gibi yaşıyor. Yani gidiyor bir işe gidiyor, işten eve geliyor. Hiçbir sosyal aktivitesi yok. Çünkü ya orada doğru dürüst bir iki tane yemek yese zaten maaşı gidiyor. Tabii. Ancak zar zor yemesine ve ev kirasına yetiyor. Çalışıyor. Çok yüzden doğru. Çok doğru. Çoğu zaten dönmeye başlıyor. Evet. Evet sevgili seyirciler, bir saat çabucak dolu verdi. Her zaman olduğu gibi konuğumuz Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsa Çani'ydi. Kendisine sohbetimize katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Ben son sözü verip kapatalım. Ben teşekkür ediyorum. Ben son sözüm, yani Mersin geleceği parlak, çok güzel bir kent. Mersin'e sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz her ne kadar başka illerden Mersin'e göç etmişsek dahi biz artık Mersinliyiz. Mersin'e sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımız burada doğdu. Aynen öyle. Biz bir daha ben Mersin dışında başka bir kente yaşamayı düşünmüyorum hiçbir zaman. Ben İstanbul'a da gittim, bir 4-5 sene yaşadım. Bir daha dönmemek üzere gittim. Yapamadım, geri geldim. Yani bu kentin nimetlerinden faydalanalım ve kıymetini bilelim. Mersin çok güzel bir kent. Bunun başka alternatifi olmadığını düşünüyorum. Kentimize sahip çıkalım. Evet. Aslında ben de bu dileklere katılıyorum ve tahmin ediyorum ki 10 yıl sonra yani ana konteyner limanı bitmiş, Uluslararası Çukurova Havalimanı yapılmış, Loştik Köyü yapılmış, turizm merkezleri çoğalmış bir Mersin çok cazip hale gelecek. Onun için yurt dışına seslenelim. Onun için Türkiye içinde yaşayan, başka kentlerde yaşayanlara seslenelim. Haydi Mersin'e diyelim. Mersin'e bekleyelim. Hem turistik olarak hem de yatırım olarak kesinlikle bekliyoruz herkesi. Aynen öyle. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, sevgili seyirciler, konuğumuz İsa Çani'ydi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.